beraber olduğu anlarda Rabbini zikretmiş olur. Rabbinin hesabını yapıp çalışırken, bir şey yaparken, düşünürken, konuşurken o anda Rabbi ile beraberdir. Rabbinin huzurundadır. Ve Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yaptıkça da Rabbine yakın olur, yaklaşır. Bunu ona kazandıran nedir? Onun ömrüdür. Allah'ın kuruna verdiği ömrüdür. Ömür sermayesidir. O sermayeyi, ömür sermayesini kullanıp Allah ile alışveriş yapıyor. İman alışverişi, aşk, muhabbet alışverişi, sevgi alışverişidir bu. Allah'ın sevdiği gibi yapmaya çalıştıkça, Rabbini zikrettikçe, Rabbini tesbih ettikçe, Rabbinin yolunda, sırat-ı müstakimde yürüdükçe, hayır işledikçe, salih amel işledikçe, o ömrünü Allah'a kurban etmiş olur, vakfetmiş olur. Aynı şekilde Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olur. Ama ömrü boşa geçirince, Rabbini unutunca o ömrü boşa gitmiştir. Yok mesabesinde boşa gitmiştir. Bir de yanlış yolda kullanıyor. Allah'ın haram kıldığı, yapma dediği yolda harcadıysa bu durumda o cehenneme doğru yol almıştır. Şeytanla beraber, şeytanın peşine verip onunla beraber cehenneme doğru yol almıştır. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kim şeytanla beraber olursa Allah ona ebedi cehennemi yazmıştır. Öyle hükmetmiştir. Sakın öyle yapma dedi Allah. Onun için hayatımızı nerede, nasıl yaşıyoruz ona bakmamız gerekir. Allah'ın bize verdiği ömrü, hayatın kıymetini bilip onunla ebedi hayatımızı kazanmamız gerekir. Allah'ın rızasını, yakınlığını, dostluğunu, veliliğini, sevgisini kazanmamız gerekir. Allah'ın verdiği ömürde ya Allah'a abd oluruz, kul oluruz, kulluğu yaşarız, aşıklığı yaşarız. Allah'ın sevgisini kazanır ve bunu tadarız, bunu yaşarız. Hayatı yaşarken Rabbim deriz, o da bize kulum der ya da başka şeyler peşinde koşarız, hayatımızı harcarız. Başka şeylerle meşgul oluruz. Hayatımızı, Allah'ın bize verdiği ömrü orada harcamış, orada kullanmış oluruz. Dolayısıyla kaybetmiş oluruz. Allah ayet-i kerimede bile buyurmuştu. O gün, kıyamet günü, herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün, o günü neredeyse kendimden bile gizleyeceğim dedi.